Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Hatay Şube Başkanı Özge Sabahoğlu, kadınların eşitsizlik üzerine kurulu dezavantajlı konumunu sürdürdüğünü söyledi. Kadınların çalışma yaşamında insana yakışır iş, gelir ve sosyal güvencesinin olduğu çalışma koşulları yaratılmalıdır. Kadınların iş yaşamında karşılaştıkları cinsiyete dayalı ücret eşitsizliği gibi ayrımcılığa dayalı sosyal politikalardan acilen vazgeçilmelidir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Antakya Gazeteciler Cemiyeti'nde yönetim kurulu üyeleriyle bir basın açıklaması yapan Sabahoğlu, 2018 yılında 440 kadının öldürüldüğünü belirterek toplumsal cinsiyet eşitliği eylemlerinin acilen yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizdi. Kadına yönelik şiddet en önemli insan hakları ihlallerinden birisi ve en önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Her yıl erkek şiddeti nedeniyle öldürülen kadın sayısı gittikçe artmaktadır. Ataerkil sistemin dayattığı cinsiyet, bölgesel farklılıklar, coğrafi özellikler ve sınıfsal eşitsizliklerin kız çocuklarının eğitime erişimini engellediğini ileri süren Başkan Sabahoğlu, eşit eğitim hakkının sağlanması için yapılması gerekenleri anlattı. Okulu bırakan ve ara veren kız çocuklarının takibi yapılmalı, okul sosyal hizmeti çalışmaları başlatılmalıdır. Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan kız çocukların eğitime erişimini kolaylaştırıcı sosyal içerme projelerine ağırlık verilmelidir. Parlamentoda kadın temsiline bakıldığında Türkiye'nin %14.9 oranıyla 191 ülke içerisinde Çad ve Mısır ile birlikte 121. sırada yer aldığı bilgisini paylaşan Sabahoğlu, karar alma mekanizmalarında kadınların eşit düzeyde yer alması için yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi. Ülkenin yarısını oluşturan kadınların yönetimde erkeklerle eşit düzeyde temsil edilememesi, ülkenin sosyal refah düzeyine erişmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü kadınların olmadığı bir parlamentoda görüşlerin, ihtiyaç ve isteklerin politikalara sınırlı yansımasına neden olmaktadır.